Önceki bölümde yılbaşı ağacı kurmak için toplanmıştık. Çok güzel bir geceydi. Ancak beklenmedik bir misafirimiz vardı. Grinch. Grinch her zamanki gibi yılbaşı gecesini bozmak için gelmişti. Komik olmayan şakaları ve sinir bozucu davranışlarıyla gecemizi mahvetti. En sonunda Burak'ın üzerine bir ayı fırlattı. Ve kızları bir odaya kilitledi. Neyse ki bir şekilde kızları odadan kurtardı. Ancak Grinch hala evdeydi. Şuna bakın, tatlı köpek Melo'yu bile kara kedi şakası yapmıştı. Bu ne biçim kostümdü böyle? Sırtına kedi yapışmış gibi. Artık Grinch'ten kurtulmanın vakti çoktan gelmişti. Üstümüzü değiştirdik ve birlikte bir plan yapıp onu evden atacaktık. Tamam, Grinch burada ve ondan kurtulmamız lazım. Evet ama nasıl? Grinch oldukça zeki ve sinsi. Evet ama biz de zekiyiz. Onunla baş edebiliriz. Evet, Dila haklı. Bence de. Bu ekip her şeyi yapar çocuklar. Tamam o halde, görevleri bölüşelim. Sen ne yapabilirsin Berkecan? Ben evin güvenlik kameralarını kontrol edeceğim. Peki ya ben ne yapayım? Burak sen evi dolaşıp Grinch'i bulmaya çalış. Anlaşıldı. Belki onu yakalarım. Ben de bir şey yapmak istiyorum. Hilal'ın sen çalışma odasına gidip bilgisayardan Grinch hakkında bilgi toplayabilirsin. Harika. Belki internetten bir şeyler bulabilirim. Ben de ekipman odasına gidip bize yardımcı olacak ekipmanları toplayacağım. Peki ya Grinch bizi fark ederse ne yapacağız? O zaman birbirimize haber veririz. Telefonları kullanacağız. Evet, iletişimde kalmak önemli. Herkes dikkatli olsun. Tamam o zaman başlayalım. Grinch'i bu evden çıkaracağız. Hadi şu Grinch'e bize bulaşmak neymiş gösterelim. Şanslıyla bana yaşlı adam. Kameralara bakmaya gidiyorum. Evet açtım kanka. Şu an her şey kontrolüm altında. Peki bir şey görebiliyor musun? Evet Burak görüyorum. Tamam. Hemen yerini söyle Berkecan. Şu anda çalışma odasında. Ne yapıyor peki orada? Bilgisayarla uğraşıyor gibi görünüyor. Neden bilgisayarla uğraşıyor ki? O görevi verdik ya kıza. Başka ne yapsın Burak? Ya sen kimi izliyorsun Berkecan? İranuru. Oğlum sen şaka mısın? İranuru niye izliyorsun? Kameraları geç de Grinch'i ara. Tamam da kanka bana kameraların geçildiğini söylemediniz ki. Tamam geçiyorum. Geçildi vallahi. Şimdi seni görüyorum Burak. Tamam geç beni de. Allah'ım ya. Hiranur'u konuşmaya ekliyorum. Hiranur sende bir şey var mı? Bulabildin mi? Evet Burak buldum. Grinch hakkında bir sürü bilgi var burada. Oku bakayım. Belki içlerinden biri işimize yarar. Okuyorum bakın. Grinch'in bir özelliği varmış. Tırnakları çok uzunmuş. Aynı benimkiler gibi. Kızım bize ne bu bilgiden? Başka bilgilere geç. Tamam Burak dur okuyorum. En sevdiği renk de yeşilmiş. Herhalde Hiranur başka ne renk olacaktı? Allah'ım ya. Bu bilgi de işe yaramaz. Geç geç. Tamam ya. Şuna bakın. Ne? Çabuk söyle. En sevmediği renk de sarıymış. Aynı benim saçım gibi. Ya kızım bunlar nasıl bilgiler? Hangi sayfadan okuyorsun sen? Dur bakayım başla. Grinch hakkında gereksiz bilgileri okuyormuşum ya ben. Heh işte biliyorum. Ben biliyorum. Görmeden biliyorum. Çocuklar durun. Tam işimize yarayacak bir bilgi buldum. Grinch Indomie'yi çok seviyormuş. Bu süper bilgi. O zaman Grinch'i Indomie ile kandıralım. Evden de kovalım. Peki Grinch'i nasıl yakalamayı düşünüyorsun Berkecan? Her şeyi ben mi düşüneceğim Burak? Onu da Dila'ya sor. Tamam. Dila'yı alıyorum konuşmaya. Dila kanka bir şey bulabildin mi? Evet Burak buldum. Burada büyük bir şırınga var. Şırınga mı? Onunla ne yapmayı düşünüyorsun? Bunu kullanarak Grinch'i korkutup kaçırabiliriz. İğneden korkuyorsa mutlaka kaçacaktır. Çok mu büyük kanki? Evet Berkecan bayağı büyük. Ay açıkçası ben çok korkarım. Grinch de korkar kesin. Hiranur telefonda ağzını mı şıpırdatıyorsun sen? Ne yiyorsun sen? Evet Indomie noodle yiyorum. Biraz önce Indomie deyince canım çekti. Afiyet olsun Hiranur. Indomie'yi tek seven Grinch değilmiş herhalde. Tamam da bizim de canımız çekiyor. Ya arkadaşlar no problem. Mutfakta bir sürü indomie var. Çabucak yaparız. Çocuklar bu arada mutfakta bir sürü indomie bardağı var. Ve boşlar. Siz yemediyseniz eğer Grinch yemiş olabilir. Ve fazla uzaklaşmış olamaz. Durun durun Grinch'i gördüm galiba. Ne? Grinch mi? Nerede kanka? Vallahi görüyorum kanki sana doğru geliyor. Ciddi misin? Tamam hazırım. Nerede? Bekle bir saniye kanki. Kaybettim onu. Gözümün önünden kayboldu. Berkecan hızlıca bul onu. Nerede o? Tamam kanka buluyorum onu. İşte gördüm orada. Arkanda Burak arkanda. Arkamda mı? Tamam dönüyorum. Göremiyorum onu Berkecan. Nerede bu Grinch? Hala arkamda kanka. Döndü. Yakaladım bu sefer. Nerede bu Grinch? Kanka yine arkamda. O çok hızlı dönüyor. Sen dönemiyorsun ki. Tamam bu sefer çok hızlı döneceğim. Tamam kanka dön. Yine olmadı Burak. Lan yeter Berkecan. Yoruldum. Dönme dolap gibi döndüm. Yine yakalayamadım şu Grinch'i. Ya kanka çok yavaşsın. Ben olsam 2 dakikada yakalamıştım. Berkecan sinir ettin beni. Sus yakalayacağım şimdi. Yakalayamazsın kanka. Al işte çok yavaşsın. Grinch kaçtı bile. Ne? Kaçtı mı? Ulan tam yakalıyordum ya. Berkecan çabuk bak ve nereye gittiğini söyle. Belki buraya geliyordur. Nereye mi gidiyor? Dur ben şu kıza bir şaka yapayım. Sana doğru geliyor Hiranur. Ne? Bana mı? Evet Hiranur çok yaklaştı. Birazdan yanımda olur. Ay ne yapacağım ben şimdi? Hiranur hemen eline bir şey al ve beni kapıda bekle. Tamam da ben elimi aldığım şeyi ona vuramam ki.
Tamam o zaman. Benim kar sürpriz sendeydi. Onu gözüne sık. Hadi geliyor. Tamam Burak. Bunu yapabilirim. Oho, ortalık karışıyor. Acaba şaka yaptığımı söylesem mi? Yok ya, çok kızarlar. En iyisi söylemeyeyim. Murat, iyi misin kanka? Berkecan oğlum, hiç iyi değilim. Vallahi sinir krizi geçireceğim. B planına geçiyoruz. Acın orada toplanalım. Dila kanka, bir şey bulabildin mi? Sadece şırınga ve sapanımız var. Tamam da daha onu yakalayamıyoruz ki şırıngayla sapanı kullanalım. Sen de orayı söyleyebilseydin belki bulmuştuk da neyse. Evet Berkecan, hani Grinch Yalur'un odasına geliyordu? Ha evet kanka, orada ufak bir hata yaptım. Doğru söylüyorsun. Ufak bir hata mı? Hala her yerde kar yağıyor gibi görüyorum. E tamam da Hiranur'a sen söyledin kar spreyi sık diye. Berkecan, bana mı sık dedim? Grinch'e sık dedim, Grinch'e. Neyse kankim, daha fazla uzatmayalım da B planına geçelim. Evet, B planına geçmemiz lazım da ben acıktım ya. Olmaz kanka, zaman kaybedemeyiz. Ne zaman kaybetmesi ya? Indomie Noodle 3 dakikada hazırlanıyor gençler. Vallahi benim de canım çekmişti. Çok iyi olur. O zaman ne duruyoruz gençler? Hadi mutfağa. İyi o zaman, ben de bu sefer sebzeliyim bari. Benim favorim köri aramanı. Sakın benimkini yemeyin. Neyse ki bir sürü almıştım. Herkes sevdiğini yiyebilir. Arkadaşlar 3 dakika doldu. Indomie hazır. Mis gibi kokuyor. Bizimki de hazır işte. Şimdi yiyebiliriz. Oğlum çok iyi ya. Arkadaşlar bölmek istemem ama ekip lideriniz olmak istediğim için bir şey hatırlatmam gerekiyor. Grinch hala bu evde ve B planına geçmeliyim. Ben bir B planı yaptım. Şimdi planı devreye sokuyorum. Indomilerinizi bitirip gelin. Tamam kanka, bitirip geliyoruz. Ne mi yapıyorum? Planı uyguluyorum. Peki plan ne? Bize de söylesene. Tamam dinleyin. Grinch Indomie'leri görüp yılbaşı ağacının yanına gelecek. Sonra yastıkları fark edecek ve takip edecek. O dışarı çıktığında biz de kapıyı kapatacağız ve dışarıda kalacağız. Aa, güzel planmış Burak. Evet hadi o zaman, zaman kaybetmeyelim de içeri girelim. Anahtarı aldınız değil mi arkadaşlar? Yo. Ben de almadım. Ben almışsınızdır diye kapıyı kapattım da. Ne? Oğlum neden kapıyı kapattın? İçeriye soğuk girmesin diye kapattım kanka. Anahtar nerede peki? Anahtarı almadım ki kanka, o yüzden size soruyorum. Aferin Berkecan, aferin sana. Grinch'i atalım dedik, kendimiz dışarıda kaldık. İnanamıyorum buna. Peki nasıl içeri gireceğiz? Bilmiyorum, yapacak tek bir şey var. Camları deneyeceğiz. Hadi dal. Çocuklar çabuk beni dinleyin. Ne oldu Burak? Şöyle kanka, dinliyoruz. Grinch dışarı çıktı ve kapı açık. Eğer yanıma çabuk gelebilirseniz ondan önce içeri girebiliriz. Ay iyi, tamam geliyorum. Ben de geliyorum, bekle kanka. Beni de bekleyin, ben de geliyorum. Neden olmasın? Sonuçta Grinch'i kovmayı başardık. Bence videoyu çok beğendiniz. O zaman bir like atın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça